Merhaba değerli izleyenler. Ağustos'ta Almanya'dan Türkiye'ye gidenler dikkat diyelim. Çünkü çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve hatta Afrika sıcakları diye adlandırılıyor bu sıcaklar ve bunaltacak. Türkiye yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı Eyyam-ı Bahur'un etkisine girecek yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur her yıl Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları gibi terimlere de bırakan Eyyam-ı Bahur'un Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları Temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında halen kaldığını söyledi. Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırılıyor. Yetkililer Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorlarının da kırıldığını belirtmişti. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor. Serinleyen hava önümüzdeki günlerde yeniden ısınmaya başlayacak. Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı Bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize geliyor. Temmuz ayında olduğu gibi e, bu günlerde de bir hafta boyunca Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi sonuçlarına göre e, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 derece arasında. İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Uyarılarda bulunalım. Bağın nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular da Eyyam-ı Bahur sıcaklarında nemden bunalacak. Vatandaşların bu dönemde sıcaklıklara dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor yetkililer. Dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışığından korunmasının da önemli olduğunu, mümkün olduğunca güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiği ifade ediliyor. Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları nedeniyle buharlaşma da artacak. Su tasarrufu bu süreçte önemli özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için de dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Özellikle yaşı ilerlemiş kişilerin de çok fazla gerekmedikçe dışarıya çıkmaması önemli olacaktır. Merak ettikleriniz ve yorumlarınızı videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.